Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına EYT müjdesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk resmi adımı attı. Yaş şartsız emeklilik hakkı veren EYT düzenlemesi için staj ve çıraklık sigortası mağdurları için son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk resmi adımı attı. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına EYT müjdesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk resmi adımı attı. AK Parti tarafından yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için EYT yasası çıkartılmış ve bu kişilere yaş şartsız emeklilik hakkı verilmişti. Ancak işe giriş tarihi bu tarihi tutmasına rağmen binlerce kişi kapsam dışında kalmıştı. Bu kişiler sigorta giriş kartlarında işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmasına rağmen staj ve çıraklık sigortası yapıldığı için kapsam dışında kalmışlardı. EYT kapsamı dışında kalan kişilerin mücadelesi başlarken konu hakkında ilk resmi adım atıldı. Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu tarafından hazırlanan 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında stajyer ve çırakların EYT düzenlemesinden faydalanması talep edildi. Düzenlemenin yasalaşması durumunda artık çıraklık ve staj sigortası olan kişilerde borçlanma hakkından yararlanarak yaş şartsız erken emeklilik hakkı elde edecekler. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Madde 1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 7NCI maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkrada belirtilen tarihler yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı için aranan sigortalılık başlangıcı ve sigortalılık süresinin tespitinde dikkate alınır. Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Sunulan kanun teklifi hakkında açıklama yapan zorlu, kamuoyunda EYT olarak bilinen 7438 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonrası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olanların emeklilik hakları teslim edilmekte birlikte yine aynı düzenleme ile yeni yeni mağduriyetler ortaya çıkmıştır. EYT kanunu sonrasında ortaya çıkan mağdurların başında yine işçi gibi memur gibi alın teri dökmüş, gerçekten iş ilişkisi kurulmuş stajyer ve çıraklar gelmektedir. Stajyer ve çıraklar 5510 sayılı kanunun sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından sigorta sayılırken kanunlarda açıkça engel yokken EYT kanunu kapsamı dışında tutulmuştur diyerek bu kişilerin de EYT kapsamı içerisine alınmasını talep etti söz konusu kanun teklifi TBM sulurken mecliste oy çokluğu ile kabul edilmesi durumunda, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan staj ve çıraklık sigortası mağdurları da EYT kapsamına girecek. Böylelikle bu kişilerde yaş şartsız erken emeklilik hakkı elde edecekler.